bir ricam olacak. Mümkünatı varsa fırçayla vücut üstünde çok fazla oynamayalım abiyeciğim. Rica ediyorum. Bir an önce suya geçelim. Hemen suyla temas edelim ki hak ettim bak havalar soğudu. Ağzımda buhar çıkıyor bak. Niye girmedin lan? Erman keşke biz de mahallemizdeki çağdaş aileler gibi doğalgaza geçiş yapmış olaydık değil mi? Yani kapımızın önüne kadar gelmiş olan doğalgaz için sadece eve bir ton bir takındıracaktık. Altı üstü buydu. Bu kadar tüm geçi neden söyledim Erman? Eğer öyle olaydı ben seni şu an tarihi bir Türk havamı konforunda turistik bir edayla yıkıyor olurdum. Hatta lafı bile var Erman. Hamama giden terler, düğüne giden oynar. Ulan helal olsun. Hayatında ilk defa bir atasözü doğru söyledin. Erman seni de ben artık düğünlere götürmüyorsun. Bana bak, benim arkamdan bir hatlar mı kırıştırıyorsun sen? Ha? Allah ya kızım afradan tafraya getirirken haber ver ya. Yetişemiyorum sana. Allah'ını seversen dondum ya. Abi yeter fırçalamayı kes. Allah'ını seversen dondum. Dök şu suyu ya. Hayır Erman daha kafanı şampuanlayacağım. Kızım kafamda saç mı var benim? Neyime şampuanlıyorsun ya? Dünyanın parasını veriyorsun götürüp boşum. Boşu boşuna israf yapıyorsun. Getir ya. Allah'ını seversen getir ya. Bu koku ondan mı geliyor? Evet Erman, bugün alışveriş merkezindeki organik ürünler satan bir mağazadan aldım. Beğendin mi? Ay senin başına organik taş düşsün mi ya? Kız yeter Allah'ını seversen dondurdun beni burada ya. Bu koku ne lan? Lan bu koku ne lan? Beni bu çiçimi yapacaksın. Erman bu koku deyip durma Erman. Bir şey yok kokuda, ne var ya? Orada işte su da orada, şey her şey orada Erman. Erman. Gittiğine gidiyorsun. Gittiğine gidiyorsun. Bu koku ne lan? Yerde kedi öldü ya. Kedi ölüsü gibi ya. Bu nasıl bir kokudur? Arkadaş nasıl da çıkartıyor insan ya. Yeter.